beğendiyseniz bir kolyedir, bir yüzüktür. Nasıl yani mesela? Yani fazla para 1 milyona bir... Ha. Bilmiyorum ama ya yani büyük konuşmayayım da. Yani bilmem. Zannetmiyorum. Ay yok ya, o kadar masraf yapma ne olur. Gerek yok yani. Ama zevk meselesi ya. Herkes zevki ve imkanları doğrultusunda istediği gibi şeyler alıyor. Kıyafet için de geçerli. Bu tip özel zevkler için de geçerli. Bu bir zevk meselesi. Ama sizin için takı olsa da olur, olmasa da çok olmazınız var mı? Takmaya çalışıyorum bir şeyler ya. Yine bir böyle giyinip süslenince bir istiyorsun, gözün arıyor yani. Hoşlanıyorum açıkçası. Gösteriş. O da bir zevk meselesi. Kadın erkek çok seven aksesuarı insanlar var. Ben de henüz olmadı. Yani çok küçükken bir küçük Sezen Aksu yüzüğüm vardı. Ay o kadar severdim ki onu kaybetmiştim. Oltu taşından ama çok büyük, siyah. Yani bayağı böyle şöyle şu kadar falandı. Onu bir kaybetmiştim. Sonra dedim ki takı olayı bana göre değil, çok kaybettim. Sonra uzun bir aradan sonra şimdi işte böyle davetleri gelirken ya işte bir şeyler olsun, kulağım boş kaldı, saçım çok arkada duruyor ya da işte boynum güzel böyle açık bir şey giymişim, çok boş kaldı diye arıyorum. O yüzden almaya çalışıyorum kendime güzel şeyler. Saçlarınız da hayırlı olsun diyelim. Bayağı çok çok farklılık katmış size. Sağ olun vallahi. Nereden esti böyle kalk güzel ya, daha İbrahim çok İbrahim yaptı. Bugün bizim bir çekimimiz vardı. Benim saçlarımı hep İbo yapar. Böyle bir teklifte bulundu. Ben de zaten çok uzun süre perçem kullandığım için özlemiştim. Ay hadi yap ya dedim. Öyle değişiklik oldu bize de. Yorumlar nasıl peki? Öncelikle İlk Mustafa gören Bey. Sizsiniz. Mustafa Bey daha daha eve gitmedim. Bugün yaptık. Ha, tabii yok anne tabii. Dedim belki FaceTime konuştuysanız falan. Ha yok. Paylaşmıyor musunuz siz öyle şeyleri? Türkiye'de gördü artık. Galiba. Dur ben şimdi sizden önce bir paylaşayım. Ayıp olmasın ona. Değişimleri yapmadan önce kimseye haber vermez misiniz? Aklınıza istediği her şeyi yapar mısınız? Ben bu soruları çok gülüyorum. Değişimden önce kimseye haber verme falan. Kadınlar saçlara uğraştığı zaman değişimden önce bazı işte derler ya böyle sorunlar yaşadı, bazı depresyon durumlar. Ya o eskidendi bence. Onlar bir de romantik komedi filmlerinin başlıca özellikleriydi. Şimdi artık öyle bir şey kalmadı. Ay dur ya bir de şunu yapayım diye tamamen hoşumuza gittiği, motivasyonumuzu değiştirdiği için yapıyoruz. Bizim de dediğim gibi benim buradan önce bir çekimim vardı. Orada hadi bir değişiklik yapalım dedik öyle. Yani insanın kendinden sıkılmasıyla alakalı bir durum mu acaba? Yok yok, reklam değil, aynen. Peki görürsünüz zaten. Ana konumuza geri dönersek Ali Tergenç evet ve Berzal Koray. Evet ya, Türkiye'nin en güzel çiftlerinden biri bence. En pahalı çiftlerinden de biri oldu bugün. Rakamlar genelde doğru olmuyor. Benden size tavsiye. Benim duyduklarım ve bildiklerim hiç doğru olmadı şimdiye kadar. Kişi başına 3,5 yoksa. Yani ben rakamların, henüz yazılan rakamların doğru olduğunu hiç duymadım. Peki çift demiştik. En beğendiğiniz çiftler kategorisinde birinci sırada galiba Ali Tergenç. Yani 1-2 demeye gerek yok şimdi. Sen ama ne sıralama yapıyorsun niye ki niye cevap vermiyorsun? Allah Allah ya. Peki beğendiğiniz çiftler var mı başka? Ya şimdi, evliliklerini böyle hani gıpta ile izlediğiniz. Hoşuma gidiyor. Ay Bülent'le Ceyda'ya bayılıyorum. Çok tatlılar. Allah bozmasın. Ondan sonra var yani tabii. Bir sürü arkadaşım var öyle. Peki son klasik soru. Sizi o çiftlerin arasında ne zaman göreceğiz? Ne bileyim arkadaş. Yani. Söyleyeceğiz. Evet ya. Boş ver ya. Biz takıldık. Biz mutluyuz vallahi. Her şey yolunda. Evet evet aynen. Çok evet. Teşekkür ediyoruz o ben zaman. İyi eğlenceler. Çok sağ olun. Görüşürüz.